Ben doçent doktor Orgun Deren, plastik cerrahi uzmanıyım. Aslen Kıbrıslıyım. Doğma büyüme Kıbrıs'ta yaşadıktan sonra eğitim amacıyla Ankara'ya gittim ve uzun yıllar orada çalıştım. Yakın Doğu Üniversitesi'nin, üniversite hastanesinin kurulması nedeniyle adaya geri dönme şansını elde ettim. Bu nedenle çok mutluyum. Hastanemizde şu anda çok üst düzeyde ameliyatlar ve tanı tedavi yöntemleri uygulanacak kapasitede bir altyapı oluşturuldu. Benim de amacım hastanemizde yurt dışında uygulanan tüm cerrahi ve diğer yardımcı yöntemleri kullanarak hastalarımızı tedavi etmektir. Benim ayrıca bir şansım daha oldu burada. Hastanemizin ilk ameliyatını yapma şansını buldum. Yanık olan bir hastamızı graft rekonstrüksiyon dediğimiz çok kullanılan bir yöntemle tedavi ettim. Hastamız şu anda çok iyi ve taburcu olmuş durumda. Bunun için yurt dışına gitmesine gerek kalmadı. Onun için de ayrıca mutluyum. Biz hastanemizde birçok plastik cerrahinin yöntemlerini uygulamaya başlayacağız. Öncelikle plastik cerrahide ne yapılır ondan bahsetmek istiyorum. Öncelikle bizim konjeniter anomaliler dediğimiz, yani doğuştan gelen birçok anomalilerle plastik cerrahi ilgilenir. Örneğin bir kraniofasyal cerrahi dediğimiz doğuştan baş bölgesinin anomalileri olabilir. Dudak damak yarıkları yine oldukça sık görülen ameliyatlardır. Eldeki yine bir takım parmak anomalileri sıklıkla görülmekte ve yine plastik cerrahlar tarafından ameliyat edilmektedir. Bunun yanında ürogenital sistemle ilgili de problemlerle plastik cerrahi ilgilenmektedir. Yine plastik cerrahi tarafından estetik ameliyatlar sıklıkla uygulanmaktadır. Hastanemizde de bütün estetik ameliyatlar aynı şekilde tüm dünyada olduğu gibi yeni teknoloji uygulanarak yapılacaktır. Bunun yanında biz plastik cerrahlar bir de onarım cerrahisi, yani rekonstrüksiyon cerrahisi dediğimiz cerrahi uygulamaktayız. Bu da daha çok travma sonrası vücudun herhangi bir yerinde olacak doku kayıplarının tedavi edilmesi ve özellikle de elle ilgili sinir ve tendon kesileri de sıklıkla tarafımızdan ameliyat edilecektir. Bunların hastalarımızın yurt dışına gitmesini engelleyeceğini düşünüyorum. Böylece hem maddi hem de manevi olarak Kıbrıs'a katkımız olacağını düşünüyorum.